İzmir sabahından günaydınlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kanalıma bu arada hepiniz hoş geldiniz. Şöyle yeni kalktık ama kayınvalidem bayağı olmuş kalkalı. Kahvaltı hazırlığına başlamış. Hava da bugün çok güzel arkadaşlar. Şöyle size göstermek istiyorum. Kamerayı şöyle kendime doğru çevireyim. Şöyle gerçekten bir kendime geldim. Akşam yattığımı biliyorum. Bir de sabah kalktım. Bayağı bir dinlenmişim. Yani neredeyse 2 gün uykusuz bir şekilde... Bayağı böyle iyi oldu benim için. Böyle kalktım, birazcık kendime geldim. Hatta şu göz altlarım falan da bayağı da şişti. Şimdi kahvaltı için kayınvalidem çağırıyor. Peynir eritmesi yapacağım. Yörenin Kars peyniri var. Onu şimdi eriteceğiz tereyağla. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi mutfağa doğru gidelim. Hazırlıklarımıza başlayalım. Kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan sonra kete yapıyoruz arkadaşlar. Süper. Süper. Ayrıntılı olarak ben size her şeyini vereceğim, tarifini. Kayınvalidem yaparken artık beraber yaparız. Kayınvalidem kahvaltı masasını hazırlamış. Bir de ben size bunu göstermek istiyorum. Bizim bu oranın peyniri. Küfrü peyniri değil mi bu? Göğermiş. Göğermiş mi? Göğermiş peynir. Belki birçoğunuz da biliyorsunuzdur. Bunun çok şifalı olduğunu da söylüyorlar. Doğrudur değil mi? Doğru. İşte reçelini güneşte yapmış. Çok lezzetli olduğunu söyledi. Bir tane kavanoz ben de alacağım götüreceğim. Yağı yakmadan döküyoruz peyniri. Karadeniz'in muhlaması varsa bizim de Kars'ın eritme peyniri vardı. Ama her ikisini de gerçekten çok seviyorum. Birazcık çok yapalım. Benim hep şeydir, fazladır. Azıcık da böyle sıcak su döktük. Şimdi kısık ateşte bunlar eriyecek peynir. Yani bu peynirlerden bana da geldi köyden, sipariş etmiştik. Kaç kilo nereden baksan? 11 kilo. 11 kilo. Ama yani kışa, yaza kadar bile kalmıyor. Evet. Annem de bunları güzel ısıttı. Bu peynirin yapım aşaması da var. Sipariş verdikten sonra bunlar leğendi. Böyle sıcak, tabii, sıcak bir ortamda ısıtılıyor. Yani bu renge gelebilmesi için. Yoksa... olmuyor. Ama tabii ki bunların hazırları da sevmiyor. Onlar bunlar gibi değil. Bu daha güzel eriyor ama onları sevmiyorum. Dur. Evet bakın. Evet bu tamamdır. Şimdi bize afiyet olsun arkadaşlar. Kahvaltı masasında beni izleyen tüm sevgili dostlarım, hepinize de afiyet, bal, şifa olsun. Kahvaltıdan sonra tekrar bir araya geliriz. Şimdi biz kete yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Böyle maya lazım. Şeker, tuz, sıvı yağ ve ılık su. Anneciğim kolay gelsin sana da. Teşekkür ederim. Başlıyorum. Evet ben çekim yapacağım. Kayınvalidem de yapma, hazırlama aşaması ona ait. Şu ilk önce unu eledik. Elemeden asla hiçbir şey kullanmaz. Ben de öyleyim gerçi. Unu mutlaka elip yani öyle kablara koyarım. Unu eledik. Ne kadar tuz koyacaksın sen bakayım şimdi. 1 tatlı kaşığı. 2 tatlı kaşığı. 1 tatlı kaşığı da şeker ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı da maya. Peki un miktarına göre de suyunu ilave ediyoruz. Su da ılık olacak. Tabii alacağı kadar su koyuyoruz. Ilık su olacak. Sıcak su değil. Çok sıcak olduğu zaman bu sefer yufkalar kuruyor, açılmıyor. Maşallah. Önceden kayınvalidem ekmeğini kendisi yapardı böyle fırında. Allah'ım o ne güzel ekmekti ya. Ne yerdik anne? Vallahi. Tereyağını böyle içine de sürüp reçellerle var ya, harikaydı. Şimdi hep artık her şey hazır. Hazır. O da yorucuydu anne. Yorucu değil ama bir sefer yoruluyordun, bir hafta 10 gün rahatça yiyordun temiz temiz. Yani şimdi artık bilmiyorsun temizdir şeydir. Mecbur. Aynen. Böyle ben de yoğurduğum zaman leğene yapışmadığı an tamamdır. Böyle hani kaldırabiliyoruz ya, tabii, böyle elimizle tabii, rahatlıkla. Yani maya kattık ama kesinlikle fazla mayaya gelmeyecek. Tabii, tabii. Hemen başlamamız lazım. O sırada dedim anne senle şöyle bir kahve içelim beraber. Dinlendirdiğimiz hamurları böyle bezeye alıyoruz. Çok mu oldu anne yine bunlar? Şey değil, iki, az yapacaktık. 2-2 oluyor ya anca kız. Anca mı?
götürürsün birkaç gün yerler çocuklar koydular bak. Dondurucu atarım ya. Hı. Sende de var değil mi dondurucu? Var var. Ben iyi. Şimdi birazcık böyle burada açıyoruz. Ondan sonra bezin üzerine koyup bezin üzerinde büyütüyoruz. Öyle yapıyoruz değil mi? Evet. Tamam. İkişer yufkadan ketemizi yapıyoruz. Ama hamur kendini çok güzel saldı. Evet. Çok güzel olmuş. Hamur böyle yoğurmuşsun ya, güzel olmuş gerçekten. Ketenin yağı var. Annem içine birazcık sıvı yağ koydu. Tereyağı koydu. Birazcık da margarin koydu. Böyle üçünün karışımını yaptım. Bu da burada böyle altını kıstık şimdi. Tam böyle erisin, kapatacağız altını. Yağ kesinlikle yanmayacak değil mi? Tabii, yanmayacak. Tabii. Şimdi ben yanlış da bir şey söylemeyeyim. Erittiğimiz yağ şimdi yufkayı yağlıyoruz. Ondan sonra elinden çekip büyüteceğiz yufkaları. Bezin üzerinde. Aynen annemin dediği gibi. Hatta anneme diyorum sen anlat, ben hiç anlatmayayım. Şimdi bunu yağlayayım, ondan sonra büyüteceğiz. 2-2 yapıyoruz. Bak ben böyle bilmiyordum. Ben tekli yapıyordum. O ince olur. Bunun da aslında şeyi yağında değil mi? Tabii tabii. Yağını iyi şey yaparsan güzel olur. Yani az koyarsan güzel olmaz. Anladın? Anladım. Anladın mı? Anladım. Bu kenarları yırtılsın. Önemli değil. Şu. Aynen. Hop. Bakalım. Şöyle bir kenarını ortaya, diğer kenarında aynı şekil böyle yapıyoruz. Ama ben bunu dediğim gibi tek yufkadan yapıyordum. Senin yaptığın gibi olmuyordu. Ben de böyle ikili denerim artık. Bu böyle daha güzel oluyor. Evet. Şey, önce fırında mı tavada mı yapacağız? Fırında. Ha, fırın tamam. Önceleri ben de öyle yapıyordum da kuruyordu böyle, çıtır çıtır oluyor. Bu daha böyle hani oluyor. Evet, tel tel. Aynen, her iki tarafını yine ortada birleştiriyoruz hamuru. Senin kınalarını sevsinler. Seviyor musun sen kınayı ama? Saçıma, ben de çok seviyorum saçıma kınayı. Saçıma yakmıştım Aslı. Aa. Tabii. Kokusunu çok seviyorum kınanın. Tamam böyle yapacaksın, evet. Bunun arasına patates de koyabilirler. Kıyma da koyabilirler. Bir şey de çok güzel olur anne buna. Pırasa da çok yakışır. Pırasa, ispana, kıyma. Değil çok mi? Ay olur. Olmaz mı? Evet. Annem şey de yapmış, buzluğa atmış. Bunun içine un kavurmuş, şekerli. Onu benim büyük oğlum çok seviyor. Böyle ona da iki tane ayırmış. Dedi torunuma götürürsün. Şimdi ikinciyi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah bu videom böyle açıklayıcı olmuştur. Şimdi en son artık pişirme aşamasında görüşürüz. Kayınvalideme böyle Urfa'dan biber gelmiş. O da benimle Aysun dedi azıcık sen de al götür. Tabii ki seve seve. Çünkü acıyı çok seviyoruz. İnşallah çok da değildir yani. Vallahi evdekiler yoksa piştim oynayacaklar. Şöyle azıcık kavanoza dolduracağım. Doldur. Üzerine sürmek için yoğurt ve sıvı yağını karıştırdım. İki tanesini de böyle ıspanaklı kıymayla böyle kavurmuş. Böyle bir iç hazırlamış. Onu çıkarttı dondurucudan. Şimdi aynen böyle yaptı bir tanesini. Şimdi bunu da aynı şekil yapacak. Şimdi hani bir tane çak koyup pişirmeyelim. Bitti mi? O zaman açıp bir saatte, bir buçuk saatte duruyor, dinleniyor. Dinleniyor değil mi? Daha güzel. Evet, olur. Evet. Daha ben de zaten şey yapıyorum, bütün mayaların hepsine tepsi mayası getiriyorum kapalı bir şekilde. Öyle daha gerçekten şey, bana göre püf noktalarından bir tanesi de tepsi mayası. O çok önemli. Böyle yaptık, şimdi hazırladık. Şimdi fırına veriyor. Kaç derecede? 200 derecede mi veriyorsun sen? Ben bunları 200 derecede pişiriyorum. Sen? 250 miydi? En yükseği alıyoruz değil mi? Hı-hı. Tamam. Hemen aldın koy. Mı? Aldım onu, hemen koy. Tamam. Açsana kapağını. Aşağı. Arkadaşlar ketelerimiz de pişti. Şöyle hemen arkasını da göstereyim. Çok sıcak bu arada. Birazdan böyle içini de göstereceğim ama şu an o kadar sıcak ki kesinlikle el süremiyorum. Ama ellerine sağlık. Gerçekten yine her zamanki gibi harika oldu kayınvalideciğim. Buradan da sana tekrar teşekkür ederim. Aslında karnımız tok ama ben de et yedirmeden sizi hiçbir yere yollamam. Vallahi bilmiyorum nasıl da yiyeceğiz, daha karnımız acıkmadan. Biz bir an önce yola çıkmamız lazım. Ketelerin son böyle içini göstereyim, pişmiş mi pişmemiş mi diye, böyle son halini.
sesi duyuyor musunuz? Kıyır kıyır oldu. Anne bir yardım istemiş. Şu içini gösterelim bir de. Ellerine sağlık anne. Gerçekten harika olmuş. Böyle tel tel de. İçi de pişti görüyorsunuz. Böyle bol da tereyağlı olunca sıvı yağlı margarini harika oluyor. Ben hemen valla ağzıma bir tane attım. Tekrardan ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Hadi güle güle. Hadi baba Allah sonunda. Hadi yavrum Allah'a emanet olun. Pişmişsek. Hadi anne, eline kolan sağlık. Öpeyim mi? Ay, öperim. Ben olur anne. Allah aşkına olsun. Hadi amca Allah emanet ol. Hadi Allah emanet ol. Üzülme. Sağ olun. El canım. Anneciğim. Hadi. Öptüm. Uzaktan öpüşelim yine de. Allah emanet hadi olun. Hadi ellerine kollarına afiyet sağlık. Afiyet olsun. Güle güle yiyin. Allah. Hayırlı yolculuklar. Çıktınız mı hemen arayın. Tamam ararız amca. Allah nasip ederse. Amcam bu okuyor şimdi arkamızda. 8'e kadar ararız. Kendinize Mustafa. Hadi. Hadi canım benim. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle yavrum. Hadi Allah'a emanet olun. Hayırlı yolculuklar. Hadi kendine iyi bak tamam mı? Hadi. Hadi sen de kendine iyi bak. Ellerin dert görmesin. Böyle sayılmaz ama neyse. Sen gelirsin artık. Ben geldim tamam. Bir çok kalırım. Hadi. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Dede. Dede. Hadi bakalım. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Hadi. Hadi ben de bekliyorum. Yolunuz açık olsun güle güle. Ağlama amca ağlama. Şu olayda. İşte böyle insanoğlu. Bir var bir yok. Kayınpederim bayağı çok kötü oldu. Allah canımızı sağ etsin. Sağ olduğumuz müddetçe sağlıklı saatte her zaman tekrar bir araya geliriz. Saat 4:20 var. Aslında İzmir'e gelmişken bir Karşıyaka'ya gitmek çok isterdik ama maalesef yarın iş başı. Malum işler güçler. O yüzden hiçbir yere gidemedik. Ama olsun, büyüklerimizi gördük. Onları mutlu ettik. Şimdi biz Manisa Kırkağaç'tayız. Buranın da böyle kavunu meşhur. Bir bakalım dedik. Ay, hoş geldiniz. Kavunun dişesini çekin. Teşekkür ederim. Bu güveç kaplar ne kadar? Bunları 20 lira. Bunlar 30 lira. Karadut özü çok güzel. Bir kere Balıkesir'e gittiğimizde almıştık. Harika çıkmıştı ama bu Fethiye tarafında almıştık. Gerçekten içine ne koydular bilemiyorum ama kesinlikle hiç tadı yoktu. Aldığınız yerde çok önemli. Yani herkes tam güzelinde satmıyor. O yüzden alırken artık şans mı diyelim, satıcının insafı mı diyelim bilemiyorum. Karadut özü alacağım. Bunlar konsantre suyla karıştırdığınız zaman epey bir çıkıyor. Susurluğa çıktık. Kemalpaşa'ya doğru gidiyoruz. Yani yolumuzu baya baya azalttık. İnşallah sağ salim evimize varırız. Deminden annem aradı. Baya çok kötü olmuşlar. Ben de üzüldüm gerçekten. Ben de arabada bu fırsatı değerlendirdim. Instagram'a bir tane video ekledim. Geçen yapmış olduğum bisküvi pastayı. Annem de bana böyle bir sürü hazırlık yapmış arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben size. Ben bu yaz işimden dolayı o kadar yoğundum ki kış hazırlığı pek yapamadım. Yaptım ama öyle çok bir şey yapamadım. İşte sos yapamadığımdan bahsetmiştim anneme. Menemen de yapamadım. Dedim ama neyse artık bu sene de böyle olsun. Fakat benden habersiz bana sürpriz yaptı. Gittiğim gibi zaten ben şok oldum. Ağaltılık sos olsun, melemen olsun. Yemin ediyorum ben şok geçirdim. Böyle iki kasa var. Yani beklemiyordum kesinlikle. O da bana diyordu ki hatta benle telefonla konuşuyorduk böyle anne yapamadım bu sene böyle. Aman kızım boş ver falan diyordu bana. Bu sene de yapmayayım. Ama şok gerçekten. Allah ondan bin kere razı olsun. Seni seviyorum. Bayağı şeyler de koydu. Nane yapmış. Nane. Pul biberi vardı. Gerçi ona bir yerden gelmiş. Onu da benimle paylaştı. Tarhana istemedim. Zorla yine tarhana verdi. Bu sene diyor taze yaptım diyor. Al götür yersin. Başka ne verdi? İşte reçeli. O iki kavanoz yapmış. Birini benimle paylaştı. Başka. Valla salça da verdi. Salça da verdi. Şöyle bayağı 2 kilo vardı büyük bir ihtimal. Onu da verdi. Eve gittiğim zaman ben size tek tek göstereceğim.
Şükürler olsun evimize geldik. Ben size böyle kayınvalidemden getirdiklerim ve bana böyle sürpriz olan sosları ve menemenleri göstermek istedim tekrardan. Peynirlerin siparişini vermiştik, onu biliyordum. Tarhanayı biliyordum. Turşuyu da biliyordum ama inanın bunları bilmiyordum. Gerçekten çok mutlu oldum. Özellikle çok sevindim. Çünkü böyle yapamamıştım. Vaktim hiç yoktu. Hemen turşulardan başlayayım. Böyle karışık yapmış arkadaşlar. Kapuska var içinde herhalde. Salata, havuç, biber falan koymuş. Turşuları çok lezzetli oluyor kayınvalidemin. Göğermiş peynirden koymuş kayınvalidem. Ben sevmiyorum. O da eşim çok sevdiği için. Yiyemiyorum bunu. Burada eritme peynirlerimiz var. İnanın kaç tane var bilmiyorum ama bayağı var. Hatta bu poşetin ben yarısını kullanıyorum. Yani bir poşeti iki seferde, bazen üç seferde kullanıyorum. Şurada kayınvalidem kendinden de sos koymuş bana. Açsın dedi, yersin, tadına bakarsın. Bunlar melemenler. Bunlar da soslar arkadaşlar. Bayağı da acı yaptım Aysun diyor. Hatta beni böyle aramıştı bir kere. Aysun, acı seviyor musunuz evdekiler filan. Böyle demek ki ağzımı aramış. O yani hiç çakmadım. Gerçekten hiç böyle konuşmalarından hiç yani böyle bir şey sezdirmedi bana. Kaç tane var inanın bilmiyorum, saymadım. Ama bayağı var. İçinde bir sürü bir şeyler koymuş kendi yaptıklarına. Bol da böyle sabahta tatmıştım zaten. Bayağı da acı. Bana yapmış olduğu salçalardan da koydu böyle. 2 kilo yakın. Belki 1,5-2 kilo vardır. Bu da vişne reçeli arkadaşlar. Şöyle bir kavanozunda benle paylaştım. Yapmış olduğu nanelerden de verdi bana. Burada kendisine gelen Urfa'dan biberlerden. Acı, çok acı olduğunu söyledi. Dikkat et dedi. Ve bu çay tabaklarından çok istiyordum. Hatta böyle birkaç burada bir yere de baktım. Baktım kayınvalidem de var. Hemen alabilir miyim anne? Tabii o da beni hayatta kırmaz. Böyle 6 tane verdim. Manisa Kırkağaç'ta durduk. Oradan da bu karadut özlerinden aldım 2 tane. Ve keteler. Dondurucu da un ve şeker karışımından yapıyor böyle içli bir kete. Erzurumlar çok yapar onu. Böyle keteler yapmış. Yine dondurucuda olan yine ketesinden de vermiş. Gerçi ben ona yine bıraktım. Hepsini almadım. Dedim anne çok fazla oluyor, yeter. Bir de almayacağım ama böyle zorla verdi Tarhan'a. Yapmış ellerine sağlık. Bana sürprizi ve yapmış olduğu böyle kış hazırlıklarım için tekrardan teşekkür ediyorum. Allah ağız tadıyla afiyetle yedirsin inşallah. Bizler için de değişik bir hafta sonu oldu. İyi ki gitmişiz. Aslında babamları da çok özledim. Bilmiyorum, bakayım oraya ne zaman giderim. Kız kardeşime gitmek istiyorum. İnanın evlendi, evine bir kere gidemedim. İnşallah en yakın zamanda onunla da buluşuruz. Gurbette olmak gerçekten çok zor. Ama zamanla alışıyorsunuz. Zamanla nelere alışmıyoruz ki? Her şeye alışıyoruz. Allah sağlık sıhhat versin. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma gelip videomu izleyen sevgili arkadaşlar, izlerken abone olursanız beni çok sevindirir. Videolarımı beğendiyseniz, sevdiklerinizle kanalımı paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yine gölden kucak dolusu selamlar, sevgiler. Dün İzmir'den yapmıştık. Bugün tekrar evimizden, yuvamızdan, İnegöl'den selamlar diyoruz işte. Hayat, Allah can sağlığı versin. Görüşürüz.